Ersin abi kartalı alıyor musun? Bir alıyor. Abi bir şey soruyorum. Aa, Ersin abi kartalı alıyor musun? Ne bu ya, bir pilav ısmarlamadık diye bu hareketler ne şimdi? Tamam hadi çek. Evet sevgili Ezber TV izleyenleri, pandeminin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde halkın nabzını tutmak için sokaklara indik. Bakalım halkımız korona hakkında ne düşünüyor? Hep birlikte izleyeceğiz şimdi. Beyefendi merhaba, nasılsınız? Buyurun. Şöyle küçük bir röportaj yapalım. Beşiktaş meydandayız. Bir beyefendiyle karşılaştık şimdi. Size soruyorum efendim. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl korunmalıyız? Başlamadan önce sen bir 8. sezon bir gül cemalini bir göster seyircimize be. Nömere mi var? Tada! Ya vallahi şükür kavuşturana. Vallahi özür, herkes sarılmak istiyorum ya. İşte tam olarak bunu yapmamamız gerekiyor. Şey yapamıyorum ya ondan, yasak ya. Asıl beyefendiyi tanıyalım. Evet, buyurun. Merhaba. Beyefendi, İndirsin. Maskenizi bir çıkaralım. Murat Akkoyunlu Güldür Güldür Show'da efendim. Hoş geldin. Hoş geldin. Cemil değil mi buradaki ismin? Evet. Cemil olacak. Evet. Aslında maskeyi taksan herkesi biz diye kalktırırız. Tabii ben Kıvanç Tatlıdoğ diye evet. Anlatırdım. Ne olacak? Olabilir. Şimdi bakayım. Yap. Vallahi hiç benzemiyor. Acayip farklı oldu. Şey, ne düşünüyorsun Güldür Güldür Show'la yeni sezonla ilgili? Buraya şu an başlamadım. Ezberimi düşünüyorum ben. Tamam, peki. İlk etapta o. Evet. Senin için de iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama şey yakın yükseklik olarak. Yok, o benim ekmek param. İşte ya oraya girersen derken... böyle oynarım yine yedim. Tamam. Buyurun. Evet, Ersin abi. Okey miyiz? Burada bir beyefendi var, buyurun. Korona ile ilgili röportaj yapıyoruz. Efendim, neler söylemek istersiniz? Koronavirüsten nasıl korunuyorsunuz? Öncelikle şey şart, şey yapmamız gerekiyor. Evet, ne yapmamız gerekiyor? Yani tam olarak, tek olarak şey yapmamamız gerekiyor ama şeyi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Maske mi? Maskeyi mi diyorsunuz? O tek başına şey olmaz ya. Onun iki tane destekli şeyini kullanmamız gerekiyor. Mesela şeye binmek istedin, baktın şey tıklım tıklım. O şeye binemiyorsun. Belli ki orada bir şey var yani. O şeye girersen kesin şey olacaksın. O yüzden mutlaka şey yapmamız lazım. Ha, yani sizi bir çözsek çok önemli şeyler söylüyor gibisiniz ama. Dur bakayım. Evet, evet. Ben özellikle şey kullanıyorum ki kimseye şey bulaşmasın diye. Yoksa şey kullanmasam gerçekten herkese şey bulaşabilir. O yüzden de şeyli dolaşıyorum. Evet, abi biraz daha belirtili nesne kullanırsanız vallahi bizim için çok iyi olur. Şöyle yapalım, bu arayı kesersin. Aşı. Beyefendi, aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ha, öncelikle bu çok şey bir şey yani. Bunu mutlaka şey yapacaklardır. Ne ama yapacaklardır abi? Bu şeyi kimin şey yapıp yapmayacağı o şey çok önemli. Yani o şey tam olarak ben baktığımda şey olarak görüyorum. Ben şey yaptırır mıyım? Yaptırmam. Yaptıranlara da bir şey demem ama. Ama o şey çok önemli kesin. Böyle bir şey yani. Ya abicim, ama sen cümlede yüklem yerine gelecek her şeye şey diyorsun. Ben şimdi ne yapayım ya? Kes abi, kes, bunu kullanamayız. Şey. Çok kullanmıyoruz şey. Yani. Beyefendi, sizinle biraz sosyal mesafe koyalım aramıza. Evet, koronavirüs hakkında konuşuyoruz. Ne demek istersiniz? Heş yurtada. Abi Allah aşkına şey demeden konuş, ne olur. Daha yeni yolladım. Konuşurum da, yayınlayacak mısınız? Ya niye yayınlamayalım? Halka açık bir platform bu. Ya ne isterseniz söyleyin Ersin abi. Buyurun. Tamam. O zaman ben koronavirüs hakkında kamuoyunu aydınlatmak istiyorum. Koronavirüsle ilgili, aşıyla ilgili çok önemli. Buradan detaylı bilgiler vereceğim. Gündemi sarsacak bilgiler vereceğim buradan. Az sosyal mesafe koyalım. Evet. Süper, harika gidiyoruz. Evet, ne söylemek istiyorsunuz? Buyurun, siz dinliyoruz. Koronavirüs nedir? Covid-19. Evet. At Covid'i 19. 19 tersten oku, 9-10. Karantina kaç gün kalıyorsun? 14 gün. 9-10-14. Topla bunları, niye etti? 33. 33 tersten oku, yine 33. Bir haftada kaç gün var? 7. 7 mi? Ben ne anlatıyorum ya? Abi aşıyla ilgili bir şeyler söylüyordun ya, ona devam edelim aşı. Aşı. Evet,
Amerika aslında aşıyı buldu. Ama bize söylemiyorlar. Devlet bize yardım etsin. Buradan Amerika'ya sesleniyorum. NATO, Birleşmiş Milletler, UEFA, Kofi Annan, UNESCO. Buldunuz aşıyı, gönderin bize. Trump, ırkçılık yapıyorsun. Hangi kanal bu? Ezber TV abi. Ezbere konuştuk demek. Abi Allah aşkına şimdi sırası mı ya? Öncelikle ben bir şey eklemek istiyorum. Beyefendinin dediği şeylerin hepsine tek tek şey olarak katılıyorum ama yapmadığı bir şey var yani. Bu şeyle ilgili ben de bir şey konuşacağım dedim. Abicim sen sabahtan beri şey dedin zaten. Başka bir şey söylemiyorsun ki. Siz ne konuşuyorsunuz oğlum? Teyzeciğim şöyle bir sosyal mesafe bırakalım. Abiciğim şöyle geç sen. Şeyle ilgili şey soruyorum. Abi lütfen. Lütfen ben hallederim. Teyzem konuş bakalım. Bir sosyal mesafe koyalım mı abi? Evet, korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Allah onu mutasyon geçirip etkisini kaybettirsin. Bizi evlere tıktı, kendisi ülke ülke geziyor. Teyze bayağı öfkelisin ha koronaya. Öfkeliyim oğlum bak, o öfkeliyim. O her şeyi ağzına sokan o Wuhanlılara ayrı öfkeliyim. Wuhan teyzeciğim. Ne zıkkım sen. Şunu da atacağım, elimde kaldı. Teyzem konuş sen. Konuş teyzem. Oğlum bak, insan şu mu? İnsan gerekirse soğan ekmek yer. Kendi ciğerini çıkarır da ciğerini yer. Ama o yasaradan yemez. Yarasa teyzeciğim. Ne zıkkımsa. Aman sen konuş. Zıkkımın pekini yesinler. Ziftin pekini yesinler. Daha doymuyor musunuz? Aa bu iyi. Abi teyze. Daha da doymadınız. Aa da bu iyi. Teyze olur mu? Allah bak. Abi kes onu ya. Allah. Teyze ne yapıyorsun? Hep o cinlilerin yüzünden. Cinliler teyzeciğim. Ne zıkkımsa. Doğru hadi. Ben şimdi burada ülkenin büyüklerine sesleniyorum. Atom bombası için daha ne bekliyorsunuz? Oo. Oo teyze. Teyze sen ne atom bombası, ne alakası var Allah aşkına ya? Hayır. Sen gerçekten niye bu kadar sinirlisin, onu söyle bakayım. Ben 65 yıllık evliyim oğlum. Ama bu 3 ayda kocamı 65 yılda görmediğim kadar çok gördüm. Buradan kahveci Nazım'a da selam olsun. Evliliğin bütün yükünü almış götürmüş adam omuzlarında. Vallahi bak, aşıyı bulun artık. Amerika aslında aşıyı buldu. Ama bize söylemiyorlar. Devlet bize yardım etsin. NBA'ye sesleniyorum buradan. Aşıyı gönderin bize. Şey olarak beyefendinin girdiği yer doğru ama bu şey olarak şimdi herkese bir şey oluyor ya. Abi sus Allah aşkına sus sen ya. Şey ne olur sen sus biraz ne olursun. Ya ana habere bir saat kaldı, ben bir tane röportaj yapamadım. Bu nasıl iş? Ha beyefendi. Ama beyefendi. Toplayın. Orada durun, durun. Tamam, sabitle. Şöyle bir sosyal mesafe bırakalım. Koronavirüsle ilgili röportaj yapıyoruz beyefendi. Siz nasıl korunuyorsunuz? Koronayamıyorum. Nasıl? Koronayamıyorum. Abi anlamadım ki, korunuyor musun, korunamıyor musun? Hiç anlaşılmıyor buradan. Neyden? Koronavirüsten diyorum. Korunuyor musunuz? Korunamıyorum, evet. Ha, o evet'i anladım. Ona inanarak soruyorum. Korunuyor musunuz? Korunamıyorum. Ben onu korunamıyorum. Nasıl korunuyorsunuz? Onu söyleyin bari. Bununla. İşte çok bilinçli bir vatandaşla karşı karşıyayız. Dezenfektan kullanıyor. Hepimizin yapması gereken şey sayın Ezber TV izleyenleri. Çünkü yüzeylere temas ettiğimizde bu dezenfektanları ne yapıyorsun? Ya abi kes abi onu, dezenfektan içiyorsun ya. Ve şimdi bundan böyle birazcık atıyorum. Ondan sonra da koronayamıyorum. Yine ben ondan sonra yenge korona yapıyorum. Sonra da orada korona uyuyorum. Ha ef. İnsan ölmüş gibi içinde. Yanımdan çekil, etil alkol. Alkol mü? Ablam bana da bir duble koysana be. Yanında da biraz humus. Ama koronayı verdi suratıma ya. Yok. Benden korona olmaz. Çünkü
Kırılığına geldiği zaman ben bu veriyorum etili, veriyorum etili. Oh. Ondan sonra hop koronalar hepsi ölüyor boğazını, gırtlakta kalıyor, ölüyor. Onu buradan ta aşağıda geçemiyor. Ya git bahane arama Ayyaş. Ah Corino, bizi mahvetti Corino. Corino değil, korona. Korona. Ne zıkkımsa ya. Abi konu nasıl buralara geldi ya? Konu nedir? Korona'nı önüyorum. Küfür mü ediyor? Hayır beyefendi, ne küfür ya, öyle şey olur mu? Korona diyemiyordu ondan. Hazır sizi görmüş, gel size soralım. Beyefendi nasıl korunuyorsunuz? O benim eşimle aramda olan bir şey. Ya Allah Allah beyefendi, biz onu mu soruyoruz? Koronavirüs diyorum. Koronavirüsten nasıl korunuyorsunuz? Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Koronavirüs mü yok? Belirli bir güçlerin uydurması o. Ya şimdi güzel abicim. Var ya bu virüs, hani insanlar ölüyor. Olabilir. İnsanlar hep ölüyor. Geçen sene bizim memlekette 15 kişi öldü. Ya aynı şey mi abicim? Bak televizyonlara çıkıyor bilim insanları, diyorlar ki bu virüs vardır. Bakıyorsun hastanelere, yoğun bakım yatakları dolu. Olabilir. Yoğun bakımlar dolu olabilir. Benim kaynanam geçen sene 3 gün komada yattı. Ya ne alakası var abi? Senin bu argümanları tam karşılamıyor bak söylediğimiz şey ha. Yani sen şimdi diyorsun koronavirüs yok, öyle ben mi? Ben öyle bir şey demiyorum, sen dedin. O zaman virüs var diyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Abi sen ne diyorsun tam olarak? Bak şimdi arkadaşım, koronavirüs ilk nerede görüldü? Çin'de. He, Avrupa'ya ne zaman geldi? Şubat. Peki bizim ülkemize ne zaman geldi? 17 Mart'ta geldi. Peki siz bu alınan önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce tedbirler yeterli mi? Yayınlayabilecek misin bunları? Yayınlayacağım. Hadi bakalım. Nereye konuşuyorum? Şuraya. Bak, biz madem birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz, demek ki birinci dalga bitmemiş. Önlemler yeterince alınamamış değil mi? Sen ne yapıyorsun lan bana? Sen ne yapıyorsun bana? Ya şurada adam akıllı bir tane röportaj yapamadım. Ana haber başladı lütfen ya. Ama ben şey dedim, onu şeyi almadın. Sus lan sen. Konuşma. Hayretmiş. O zaman tamam, özür dilerim. Biraz kabalaştım. Şöyle yapalım mı? Şimdi ben size sorular sorayım. Siz de tek kelimelik cevaplar verin. İkinciyi istemiyorum. Tek kelime benim için yeterli. Ersin Abdal. Şu an aşı çıksa, herkese yapılsın mı, yapılmasın mı? Beyefendi sizden başlayalım. Herkese yapılsın mı, yapılmasın mı aşı? Ne arıyorsun lan evimde? Yok abi, biz dışarıdayız şu an. Banktasın. Ne dedin? Dedim ki, koronavirüs aşısı çıksa bugün, herkese yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılsın. Nasıl? Yapılsın. Yapılsın. Şefim, bizim humus ne oldu ya? Ya bana taktı, vallahi çakarım çakmağı uçururum seni burada, manyak ya. Ya abiler lütfen bakın, koca meydanda bir tane röportaj yapacak adam akıllı birini bulamadım ya. Aslında Amerika röportaj yapacak adam buldu. Ama söylemiyorlar. DC'yi bize aşıyı gönder. Ulan devlet suçları mı yollasın sana aşıyı? Bilip bilmeden sallıyorsun ya. Ne olur arkadaşlar, bir tane röportaj yapmam lazım. Adam akıllı kimse yok mu ya şurada konuşacak? Merhabalar. Ya korona hakkında mı röportaj yapıyorsunuz? Evet abi. Güzel, benim de konuyla ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Söyleyebilir miyim? Hadi bir de seni deneyelim. Hadi abi. Abicim bakın, halkımız bu virüsün ve yayılım hızının hiç farkında değil. Hep beraber tedbir almamız lazım. Süper, harika. Abi çekiyorsun değil mi? Sizi dinliyoruz, devam edin. Abicim bakın, bu virüs ilk 3 gün içinde insanın ciğerine yerleşerek daha sonra yüksek ateşle, bol karın, bol kas, bol kemik ağrısıyla beraber yatakları düşüren illet bir hastalık söyleyeyim size. Şey de yapıyor, sus, o şeyi de çık, söyle. Sus, git şu tarafa. Konuşan insan bulmuşuz, şurada giriyorsun araya. Evet beyefendi, peki biz bu koronavirüsten nasıl korunabiliriz? Şimdi efendim, öncelikle güçlü bağışıklık sistemi şart. Evet. Bu çok önemli. Vitaminlerle kendimizi destekleyeceğiz. Bol bol güneş, bol bol su. Harika. Sosyal mesafe. Ve bakın, burası çok önemli. Altını çiziyorum. Maske. O maskeyi takacaksın. %100 takacaksın, korunacaksın. Maskesiz olmaz. Ya şöyle bir bakıyorum sağıma soluma. Kimsenin maskesi yok ya. Böyle olur mu? Milletin alnında mı yazıyor bende Covid var, sana bulaşabilir. Ama ne? O maske takılacak lütfen. Beyefendi sizde de maske yok şu an. Nasıl? Maske diyorum, sizde de yok şu an. He yok. Bana bulaşmaz. Ben Covid'im zaten şu an. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sıra geçmiş olsun. Aç ağzını aç ağzını. Genç adamsın.
Kötü çizim. Ersin abi çek, çek. Halkımız koronaya karşı kenetlendi. Yaz abi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl.